Dezenfektanlar içerisinde alkol, su ve diğer kimyasal mikroplara üzerine etki eden kimyasal maddeler var ve dezenfektanların kullanımındaki en kritik noktalardan bir tanesi. Sürekli elimizin altında olması, çantamızda, arabamızda, sağda solda her tarafta olması ve uygulama sonrası elimizin üzerinde uzun süre bırakılması. Dezenfektan sıkılıp saatlerce o dezenfektan durulanmadan o el üzerinde duruyor. Birçoklarında nemlendirici takviyesi olmasına rağmen yine de içindeki alkol ve kimyasallardan dolayı uzun kullanım, uzun süre bekletildiğinde bir kuruma ve ardından gelen cilt problemlerine sebep olabilir. Sabun ile temizlik olayına geldiğimizde, sabun ile temizliğinde tabii ki sürekli vurgulandığı gibi belli bir süresi var. En az bir 20 saniye gibi, ki bu da saat tutmadan sayarak 60'a kadar saydığımızda aşağı yukarı 20 saniyeyi tamamlamış oluyoruz. Bu süre içerisinde yıkanması, bu kadar süre sabunla yıkanması gerekiyor iyi bir temizlik için. Buradaki en kritik noktalardan bir tanesi de şu: halkımız bilinçsiz bir şekilde ev içerisinde, kendi temiz ortamında bile bu yıkamayı çok fazla sayıda ve yine uzun süre yapıyor. Dışarıdaki riskli ortama temas etmediğimiz sürece bunu bu şekilde yıkamamıza gerek yok. Aksi takdirde gereksiz yere, ihtiyaç olmadan uzun süreli ve sıkça ellerimizi yıkamamız deri üzerindeki yağ tabakasını oradan hızla uzaklaştırıp kurumasına ve bunun ardından gelecek çatlama, egzama gibi tedavi gereksinimi duyacak deri problemlerinin oluşmasına sebep olmaktadır. Dezenfektan görevini yaptıktan sonra o dezenfektanı elimizden uzaklaştırmak, elimizin cildini korumak için son derece etkili olacaktır. Riskli gördüğümüz herhangi bir ortam veya maddeyle temas etmediğimiz sürece virüsü ortadan kaldırmaya yönelik uzun süreli yıkamayı yapmamıza gerek yok. Özellikle kendi izole ortamımızda özel bir yıkama yöntemine ihtiyacımız yok. Halkımız zamanında değil, çatlaklar olduktan sonra ve egzama olduktan sonra bu müdahalenin, bu tedavisinin peşine gitmektedir.